Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Buhari'nin sahihini okuyoruz. Dinimizi öğreniyoruz. Ve zekat bölümündeyiz. 1431 numaralı hadis. Abdullah İbni Abbas, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, amcası Abbas'ın oğlu Abdullah anlatır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir bayram günü çıktı ve iki rekat namaz kıldırdı. Bayram namazı musallada. Bunun ne öncesinde ne de sonrasında başka bir namaz kılmadı. Sabah namazdan sonra kuşluk vaktine kadar serbestlerdi Müslümanlar. Kuşluk vakti de gittiler. Şehrin dışında iki rekat namaz kıldırdı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sonra kadınlara yönelerek, yanında da Bilal bulunuyordu. Bilal biliyorsunuz Efendimizin en yakını. Sanki devlet başkanı sözcüsüdür Bilal. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber ama aynı zamanda devlet başkanı. Sadaka vermeleri konusunda onlara öğütler verdi. Nasihat etti kadınlara. Sadaka verin dedi. Bunun üzerine orada bulunan kadınlar küpe ve gerdanlıklarını bırakmaya başladılar. Küpe ve gerdanlıklarını Bilal'e verdiler. Ve böylece Efendimizin öğüt ve nasihatinden sonra hemen kabullenerek Allah'ın rızasını kazanma yolunda cömertliklerini gösterdiler. Bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, işte bu Müslüman, kendisi çok cömert. Kendisine gelen hiçbir mal, mülk, dinar gecelemiyor. Allah için, Allah yolunda hepsini dağıtıyor. Ve diğer Müslümanlara da teşvik ediyor. Demek ki biz hem kendimiz cömert olacağız hem de başkalarına sadaka vermeye teşvik edeceğiz. 1432 numaralı hadis Ebu Musa nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir dilenci geldi ya da bir kimse bir istekte bulunduğu zaman şöyle buyururdu. Bu adamın isteğinin yerine getirilmesi için aracılık edin. Yardımcı olan olun ki siz de sevaba ulaşasınız. Allah peygamberinin dili üzere dilediği şeye hükmedecektir. Şayet kendisinde bir şey yoksa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, verecek imkanı yoksa diğer insanlara Allah yolunda bu insanlara yardımcı olun diyordu. 1433 numaralı hadis Esma, Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu nakleder bize. Kesenin ağzını bağlama. Sana karşı da bağlanır. Cimri olma, sana karşı da cimrilenir diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cömert ol, dağıt. Sen dağıt ki Allah da sana versin. Sen ver ki Allah da sana versin anlıyoruz. Bu hadisin Osman İbni Ebi Şebe'nin Abde'den naklettiğine göre sayma. Allah da sana karşı sayar. Ver, ver, hiç korkma. Allah'ın seni bırakacağından hiç ümitsizliğe düşme. Allah sen cömert oldukça sana verecektir. Allah Müslüman olmayan kullarına bile veriyor. Müslüman kullarına niye vermesin ki? Allah cömerttir, Allah'ın yanındakiler tükenmez, ona güveneceğiz. 1434 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık zekat. Abdullah İbni Zübeyir, Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu Abdullah. Esma teyzesi, anasından naklediyor. Esma bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada ona çömleğe koyup saklama. Aksi halde sana verilecekler de saklanır. Gücün yettiği kadar az da olsa ver. Sübhanallah. Saklama, dağıt. Gücün yettiği kadar az da olsa ver. Gücümüz neye yetiyorsa öyle ve dağıtmak zorundayız. Onu aldık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. 1435 numaralı hadis Buhari'nin sahihi
Ana başlık zekat. Huzeyfe'den, Allah kendisinden razı olsun, Ömer, Emirül Müminin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir, sonra Ömer. O dönemle ilgili olduğundan dolayı Ömer Efendimiz'in halifeliğini hatırladım. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne ile ilgili sözlerini ezbere biliyor? Ömer diyor ki, bir topluluk var. Muhammed aleyhissalatü vesselamın fitnelerle ilgili söylediği sözü bilen var mı? Dedi ki Huzeyfe, ben biliyorum ya Emirül Müminin. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok da cesursun. Söyle bakalım nasıl buyurmuştu, ne demişti dedi. Huzeyfe diyor ki ben de insanın ailesi, çocuğu ve komşusu ile ilgili olarak karşılaştığı imtihanlarda, fitnelerde, denemelerden dolayı işlediği günahları kıldığı namaz, verdiği sadaka ve yaptığı iyilikler örter dedim. Bir dünya hayatı yaşıyoruz. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımız ve komşularımız da var. Bunlardan soyutlanarak bir dünya hayatı yaşamak mümkün değil. İşte onlarla yaşadığımız bir dünya hayatında şayet günahlarımız olmuşsa ki oluyor, kendimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, eşimizle ilgili, komşularımızla ilgili nice nice günahlar işliyoruz. Ya Rabbi bizi affet. Onlara karşı diyor ki Huzeyfe, Muhammed Hasan'dan öğrendim. O kimsenin kıldığı namaz, verdiği sadaka ve yaptığı iyilikler o kimsenin günahlarını örter, siler. Elhamdülillah. Ravilerden Süleyman bazen şöyle söylerdi. Namaz, sadaka, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Demek ki günahları örten, fitnelerdeki günahları bitiren ne? Namaz, sadaka, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Ömer diyor ki Efendimiz, benim sormak istediğim bu değil. Deniz dalgaları gibi her tarafı saracak olan fitnelerden soruyorum ben. Yani İslam dünyasını, Müslüman dünyayı darmadağın edecek ya da darmadağın etmeye yönlendirecek o fitneler ne? Huzeyfe diyor ki, o fitnenin senin için bir zararı yok. Seninle o fitne arasında kilitli bir kapı var. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, o kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı dedi. Huzeyfe, kırılacak dedi. Ömer, o kapı kırılırsa asla kapanmaz. Huzeyfe doğrudur dedi. Ravi Şakik, Huzeyfe'den bu olayı anlatan Şakik diyor ki, o kapının kim olduğunu sormaya çekindik. Mesruk'dan ona sormasını istedik Huzeyfe'ye. O da sordu. Huzeyfe, o kapı Ömer'dir dedi. Biz Ömer senin kimi kastettiğini anladı mı diye sorduk. Huzeyfe, evet. Hem de gündüzden önce gece geldiğini bildiği gibi. Çünkü ben ona hiçbir hata bulunmayan bir hadis aktardım. Evet, İslam dünyası ve dünya. Dünya hep fitnelerle dolu, imtihanlarla dolu. İmtihansız bir gün yok. İmtihan bazen özgürlük, bazen kölelik, bazen izzet, bazen zillet, bazen fakirlik, bazen zengin, bazen bozgunculuk, bazen ıslah. Bütün dünya bu denemelerden, bu fitnelerden uzak yaşayamaz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl kaldı. Ve 10 yıl Medine-i Münevvere'de. Sonra Allah'ın emri geldi, gitti bu dünyadan. Ve 2 yıl Ebu Bekir Efendimiz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra halife oldu. İslam dünyası yavaş yavaş genişlemeye başladı. Ama bu arada Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bazı insanlar dinden döndüler. Kimileri zekat vermeyiz, namaz kılarız dediler. Bu karışıklıklar Allah'ın izniyle Ebu Bekir Efendimiz döneminde bastırıldı. Ve sonra Ömer Efendimiz'in dönemine geldi dünya. Ve Müslümanlar zaferlere ve fetihlere koştular. Bizans ve İran çökertildi. Mısır, Suriye, Anadolu'nun büyük bir kısmı
İran, Kafkaslara kadar, hatta Adana, Mersin arasındaki o bölgelerden başlayın ya da Adana'dan başlayın. Maraş, Malatya, Erzurum, Ermenistan, Azerbaycan'a kadar Kafkasların tamamı, İran tamamen, Irak tamamen, Mısır tamamen, bir taraftan Türkistan sınırlarına geldi, Müslümanlar bir tarafta Afrika ortalarına kadar dünya Müslümanlara teslim oldu. Ve Ömer Efendimiz'in o kimsenin gölgelenmediği arşın sadece gölgesine olanların gölgelendiği kimselerden olma özelliğiyle El İmamül Adil gerçekten adaletli bir de ömür sürdü. Ama gariptir ki onu bir mecusi ateşe tapan bir kimse şehit etti. Ve o gün onun şehit edilmesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği fitne kapısı açılmış oldu. Ama açılarak değil, kırılarak. Ve bunu Ömer Efendimiz'in de bildiğini söylüyor. Huzeyfe, Allah kendisinden razı olsun. Ve işte sonra Osman Efendimiz, Ali Efendimiz ve hayat şimdiye kadar geldi ve devam ediyor. Ve bütün bunların arasında Müslüman kalan kaldı, kurtuldu. Bu fitnelerden Müslümanlığı terk eden de kaybetti. 1436 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, ana başlık zekat. Hakim bin Hizam şöyle anlatır Resulullah'a. Ey Allah'ın Resulü, cahiliyet döneminde Müslüman olmadan önce yaptığım iyilikler, sadaka, köle azadı, akrabayı gözetmek gibi eylemlerden, hareketlerden, hayırlı işlerden bana karşılık var mı? Ne dersiniz? Diye sordum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, geçmişte yaptığın hayırlar sayesinde Müslüman kaldın veya Müslüman oldun. Müslüman oldun. Eslem teala ma selefe min hayrin. İşte bu yaptığın iyilikler, sadakalar, azat ettiğin köleler sebebiyle Allah sana iyilik verdi ve Müslüman oldun diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hakim bin Hizam'a. Demek ki bir insan iyilik yapacak. Müslüman olmadığı dönemlerde bile iyi olan kimselerin yaptıkları iyilikler onların Müslüman olmasına sebep oluyor. Bu Allah'ın lütfudur. Buhari'nin sahihi, ana başlık zekat. 1437 numaralı hadis. Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın evin yiyeceğinden, aile huzurunu kaçırmadan ve israf da etmeden Allah yolunda harcadığı zaman kendisi harcama sevabını, kocası da o yiyeceği kazanmış olmanın sevabını alır. Malı koruyan kişi de aynı sevabı alır. Yani o hanım Allah yolunda dağıtsa da sevap, kocasının malını korusa da sevap. Ve hanımının harcadığı o hayırdan kocası da faydalanacak. 1438 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi. Ana başlık zekat. 1438 numaralı hadis. Ebu Musa, Allah kendisinden razı olsun, der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine verilen emri mükemmel bir şekilde gönül huzuru içinde yerine getirip emredilen kişiye ileten Müslüman ve güvenilir bir mal koruyucusu, sadaka veren iki kişiden biridir. Bir Müslüman toplumda yaşıyoruz. Peygamberimiz ya da bir Müslüman, bir Müslümana bir emir verdi. O Müslüman da o emri ulaştırdı. Bir, bu kimse. İki, kendisine bir şey emanet edildi. Ve bu emaneti koruyan kimse, işte bunlar sadaka veren kimseler gibidir. 1439 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi. Ana başlık zekat. Ayşe annemizden 1439 numaralı hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kadın kocasının evinden sadaka verdiği zaman sadaka sevabına ulaşır. 1440 numaralı hadis. Ayşe annemizden tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü okuyacağız. Kadın kocasının evinden
aile huzurunu kaçırmadan ve israfa kaçmadan infak ettiği zaman bunun sevabını alır. Aynı sevap kocasına da yazılır. Malı koruyan kişi de aynı sevabı alır. Koca o malı kazanma sebebiyle kadın da tasaddukta, hayırda, cömertlikte bulunması sebebiyle sevap kazanır. Cömertlik güzeldir. Hep o teşvik ediliyor dikkat ederseniz. Hem evindeki hanım cömert olacak, hem kocası cömert olacak, kocası kazanacak. Hanımı gerektiği zaman Allah yolunda yedirecek, içirecek ve hayır verecek. 1441 numaralı hadis yine Ayşe annemizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın evin yiyeceğinden aile huzurunu kaçırmadan ve israfa kaçmadan Allah yolunda harcadığı zaman kendisi harcama sevabını kocası da yiyeceği kazanmış olmanın sevabını alır. Malı koruyan kişi de aynı sevabı alır. Kendisine emanet edilen malı gerek ailede hanım olsun ya da başka Müslüman. 1442 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık zekat Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam her gün dünyaya iki melek iner. Müslümanlardan başka kimsenin bilmediği ve kimsenin anlayamadığı bir söz söylüyorum. Bir söz okuyorum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve işte dünya ekonomisini alt üst eden ve dünyayı yönetenin sadece Allah olduğunu bildiren ve Allah yolunda yaşanılan bir hayatın ne bereketler getireceğini bildiren bir hadis. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, her gün dünyaya iki melek iner ve şöyle bağırır biri ve diğeri. Biri der ki, Allah'ım Allah yolunda harcayana karşılığını ver. Diğeri de diyor ki, Allah'ım Allah yolunda harcamayan kimsenin malını telef et, bitir. Allahu Ekber. Mal nasıl bereketlenir? Üretim, tüketim felsefeleriyle ya da kapitalist, liberalist düşüncenin yol göstermesiyle değil. Mala bereketin gelmesi ve malın bitmesi işte meleklerin nidasında. Diyor ki Rabbim gönderiyor o melekleri, bağırıyorlar onlar. Ey Allah'ım, Allah yolunda, senin yolunda harcayan kimselerin malına bereket ver. Karşılığını ver, halef ver. Ey Allah'ım, vermeyenin malını da telef et. Vermeyene de bereket verme. 1443 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, ana başlık zekat. Ebu Hureyre'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, cimri ile malını Allah yolunda dağıtmayan kimse ile sadaka veren, Allah yolunda malını harcayan kimsenin durumu, üzerinde demir zırh bulunan iki kimsenin durumu gibidir. Üzerinde demir zırh bulunan iki kimsenin durumu gibidir. Cimri ile sadaka veren kimsenin durumu, üzerinde göğsünden köprücük kemiğine kadar demir zırh bulunan iki kimseye benzer. İnfak eden kimse, sadaka verdiği zaman üzerindeki zırh genişler. İnfak eden, Allah yolunda malını harcayan kimse, malını harcadığı zaman üzerindeki zırh genişler. Parmak uçlarına kadar uzanır ve hatalar siler. Cimri kimse ne zaman sadaka vermek isterse zırh biraz daha daralır. Kişi bunu genişletmeye çalışır ama yine de genişlemez. Cömert ve zırh. Cömert malını dağıtıyor, zırh genişliyor. Rahat bir hayat yaşatıyor ona. Dünyası da rahat, gönlü de rahat. Cimri ise dar, böyle sıkı bir zırhın içinde ömür sürmek zorunda. Onun hayatı da felaket, ahireti de. 1444 numaralı hadis, Hanzala'nın Tavus'tan yaptığı rivayette iki zırh şeklinde tercüme ettiğimiz diyor. Cennetan ifadesi yerine iki siper anlamına gelen, evet, cünnetan, evet, cünnetan ifadesi kullanmıştır. Ebu Hureyre Resulullah'ın iki zırh dediğini nakleder, cünnetan yerine, evet, iki siper ya da iki zırh. 1445 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, Said İbni Ebu Bürde
Ali'nin babası ve dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Her Müslümanın Allah yolunda mutlaka Allah'ın verdiği maldan harcaması gerekir. Ve mimma rızakna münfikun diye anlatır Kur'an'da ayetler bunu. Ve Muhammed Aleyhisselam böyle der. Yani külli müslimin sadaka, ala külli müslimin sadaka. Her Müslümana sadaka gerek. Ve mimma rızakna münfikun. Mutlaka herkes verecek. Bunun üzerine oradaki arkadaşları, sahabiler, ya Resulallah, ya sadaka verecek bir şey bulamazsa, diyelim ki adamın hiçbir şeyi yok. Efendimiz diyor ki, bu durumda eliyle çalışır, yani amelelik yapar, kendisine faydalı olduğu gibi, yani kendisi yer içer ve kalanında ondan ayrıca sadaka da verir. 10 ekmek kazanır, birini verir. 9'unu da çocuklarıyla yer. Sahabiler, buna da gücü yetmezse diye sordu. Nebi Aleyhisselam, bunu da yapamayan, yardım isteyen kimseye yardım eder. Yolda gidiyor, yükü ağır olan bir Müslüman var. Götüremiyor, hemen bir Müslüman onun yükünü alacak. O Müslüman demeyecek ki bana yardım et. Öteki Müslüman yardım edeyim diyecek ve ona yardımcı olacak. Odun çeken bir Müslüman gördü, zor çekiyor, ona yardımcı olacak. Ya da kolay çekiyor, fark etmez. Hamur yoğuramayan birinin hamurunu yoğuracak, neyse. Yani mutlaka yardımcı olacak. Bunu da yapamazsa diye tekrar sordukları zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam iyilik yapsın, kötülüklerden uzak dursun. Bu da onun için bir sadaka. İyilik yapsın, kötülüklerden uzak dursun. Bu da sadaka. Önce sadaka mutlaka verecek herkes. Bulamazsa çalışacak verecek. Çalışamazsa yardımcı olacak başka Müslüman kardeşlerine. Yahut da iyilik yapacak, kötülüklerden uzak duracak. 1446 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi ana başlık zekat. Ümmü Atiye anlatır. Allah kendisinden razı olsun. Nüseybe el-Ensariye, Nesibetül Ensariye, Nüseybe el-Ensariye'ye zekat malından bir koyun verilmişti. O da bir kısmını Ayşe'ye gönderdi. Bir müddet sonra eve gelen Resulullah, yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sordu. Ayşe, Nüseybe'nin bu koyundan gönderdiğinin dışında bir şey yok diye cevap verdi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam getir onu. O artık yerine ulaşmış buyurdu. 1447 numaralı hadis. Ebu Said el-Hudri'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her biri 3 yaşında olan 5 deveden daha azında zekat gerekmez. Her biri 3 yaşında olan 5 deveden daha azında zekat gerekmez. 5 ukiyeden, 200 dirhem gümüşten daha az miktardaki gümüş için zekat gerekmez. 200 dirhemden az olduğu zaman. 5 vesk yani 1 tondan daha aşağı olan toprak mahsullerinden de zekat gerekmez diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve evet zekat bölümünde artık zekatların ne kadar maldan verileceğine dair bölüme geldik. Elhamdülillah. Evet 5 deveden az olursa verilmeyecek. Zekat, sadaka ayrı, infak ayrı. Öncekiler dikkat ederseniz hep infakla ilgili. İnfakın, Allah yolunda harcamanın, sadaka vermenin sınırı yok. Her Müslüman gücü neye yetiyorsa, hatta gücü yetmeyen çalışıp kazanacak, verecek. Hiçbir şey olmayan bir başkasına yardım edecek. Yani infak dediğimiz, Allah yolunda harcama dediğimizin sınırı yok. Bütün Müslümanlarda bu özellik olmalı. Bütün Müslümanlarda. Her Müslüman mutlaka Allah'ın kendisine verdiği maldan Allah yolunda harcayacak. Diyelim ki bir Müslüman amelelik yapıyor. Yevmiye 10 lira kazandı. 1 lirasını giderken, evine giderken Allah yolunda harcayacak. Ya da bir Müslüman seyyar satıcılık yapıyor. Garip bir şeyi var. Yani fazla malı mülkü de yok. 10 lira kazandı, akşama kadar 1 lirasını verecek. Öteki 100 lira kazandı, 10-20 lirasını verecek. Öteki aylığı şu kadar, diyelim ki aylığı 500 lira, 50'sini verecek. 600 lira, 60'ını verecek. Yani herkes eline Rabbinden ne geliyorsa, Rabbine rızık vermişse ondan verecek. Bunun adı infak. Bunun adı Türkçesiyle Allah yolunda harcama. Bir de Müslüman toplumda, Müslüman devlete, Müslüman halkın vermek zorunda olduğu zekat var. Tekrar ediyorum, Müslüman toplumda, Müslüman devlete, Müslüman halkın
vermek zorunda olduğu zekat var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar, namaz kılıncaya kadar ve zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum dedi. Muaz'a git insanları imana davet et. İman ederlerse namaz sonra zekat dediği konuya geldi şimdi. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri Buhari'deki. Acaba bir Müslüman ne kadar malı olursa zekat verecek? Okuyacağız inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.